Herkes banyoda yıkanıyor, ben leğende yıkanıyorum dinlerim 70 senedir. Buralar tehlikeli miydi? Böyle eskiden de mi böyleydi yoksa sonradan mı böyle oldu? Sonradan oldu oğlum, o şeylerin önünde böyle bir şey yok. Buraları yayınlayamayız, yayınlayabilir miyiz? Herkese merhabalar, hep merhabalar, ben Umut. Bugün Ankara'nın en tehlikeli ama bana göre en samimi mahallelerinden olan Çinçin Mahallesi'ndeyiz. Yanımda Ankara bebesi Burak kardeşim ve Nuri kardeşim var. Beni burada gezdirecekler. Ben hayatımda ilk defa Çinçin'e, yeni doğana giriyorum. Haberlerden görüyoruz. Burasını tek kelimeyle anlatmak isteseniz ne dersiniz? Tehlike. Sıkıntı kardeşim. Bura sıkıntılı bir mahalle, görüyorsun. Hani şuraya bir bak, bir tane insan yok. Bir kişiyi bile göremezsin şurada ama izleniyor da olabilir. Can verirler, bedel ödetirler. Kardeşim, efendilik arayan çan. Oğlum siz niye böyle davranıyorsunuz? Hıdırlık Tepesi'ndeyiz. Şöyle bir Hıdırlık Tepesi'ni görelim ve videomuza başlayalım. Çinçin Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne yaptın emmi? Sağ olasın emmim, çok şıksın. Hep böyle misin? Ben burada yaşıyorsun değil mi? Ben doğup büyüdüm. Kaç seneden beri buradasın? 68 kendi yaşım. Ne tarafta oturuyorsun? Evin nerede? Ben o bayrağın olduğu yer. Var mı böyle bize anlatacağım, böyle hiç unutamadığın, hiç aklından çıkmayan güzel bir hikaye? 3 sefer ceza hayatım var. 3 sefer vurulmuştum var. Yani işte ne anlatsak şimdi hepsi boş. Düşmanlık yok ama içimize. Zaten ben kafadan çıkarken arıyorum ki Allah'ım elden ayaktan düşmeden ölmeyi kısmet et, nasip amin. Et yarabbim. Amin. Amin. Amin babacığım. Allah'a emanet olasın. Siz de. Bekir dayı doğma büyüme şuradaki evde yaşıyormuş arkadaşlar. Kendisinin söylediği, burada doğdum, burada büyüdüm, nasipse inşallah burada ölürüm. Tam has mahalleli sanıyorum ki. Şimdi Çinçin Mahallesi'nin ara sokaklarındayız. Buralar çok dar. Bir 10 sene öncesi gibi değilmiş bana anlattıklarına göre. Ya insanlar yavaş yavaş buradan göç etmiş. Tabii bir de toplu konut projeleri vesaire burayı yıkacaklar. Kentselleşme falan var. Mahallede yavaş yavaş turluyoruz. Selamünaleyküm. Burada her yer aynı yere çıkıyormuş. Girdiğin ve çıktığın yer aynı, birleşiyormuş arkadaşlar. Böyle bir özelliği var. Öyle söylediler. Yollar özellikle tam bir tane arabanın sığabileceği özellik. İkinci araba yandan geçemez. Şu tarafta, orası da Çinçin miydi acaba? Orada bak yapılı evler falan var. Konutlar yap. Toki girdi oraya, toplu konut oldu oraya. Orası Çinçin. Eyvallah. Aa, Meriç'e burada attılar taş. Meriç'e burada mı attılar taşı? Size 20 lira verip attıralım mı kendimize taş? Ankara bebeşi. Ne yapıyorsun? İyi abi, nasılsınız? İyi, biz de ne yapalım, çalışıyoruz. Dün de geldi dedik de, dün göndermişlerdi. Hızlıca bir çekim alıp çıkacağız abi. Kanalın adı ne? Ankara bebeşi. Yok abi. Ankara bebeşi, tanımıyor musun lan? Sen yok mu? Ya izlemiyorum be ya. Ekip arabasıyla falan çok gözmüş şey var. Aynen, şey sokağım var. Mahkeme devam ediyor. Bir kere polis grafik deyip girdim buraya. Biz de aldık seni. Biz de mi aldık? Mahallenin girişinde polisler, çıkışında polisler, her yerde polisler var arkadaşlar. Şimdi manzaraya geldik. Buranın manzarası efsane. Ankara ayaklarınız altında. Şimdi abi, burada yeni doğan biliniyor, Çinçin biliniyor. Bu iki mahallenin ya, Atıf Bey bu kadar bilinmiyor. Niye? Ya Atıf Bey biraz daha sakin. Daha kalın esnafları var. Galericilikle falan uğraşıyorlar çoğu zaten. Elit esnaflar orada elit mı? Elit esnaf tabii. Elitten ziyade burada oturmayan insanlar buranın her yerini yeni doğan sanırlar. Ha aynen, işte buraya komple yeni doğan. Atıf Bey'i de yeni doğan sanırlar. Kale Mahallesi'ni de yeni doğan sanırlar. Da yeni doğan. Ben her yeri bu arada Çinçin sanıyorum bak. Hıdırlık şey ayrışma. Her tarafı aynı mahalle ya, sanıyorum. Kardeş onlar. Böyle mahalleler arasında problem çıkıyor mu? Yok yok. Çıkmaz değil mi? Senin şimdi ev nerede baba? Keçiören'de kardeşim. Sen evlendikten sonra çıktın he? Tabii. Kaç ay oldu evleneli? Ben evleneli bir ay oldu. Ey baba, hayırlı olsun. Sen peki bu tarafta nerede oturuyordun? Ben biraz daha gerideydim. Eski mahalle kültürü kavramı kaldı mı sence Çinçin'de? Şu anda fazla bir şey kalmadı bir de ya. Afgan, Özbekler, Suriyeliler çok oldu. Bayağı çok yani şu anda. Sıkıntı, problem oluyor mu mahallede? Ya birkaç defa Afganlarla oldu. Birkaç arkadaşım yaralandı. Onlardan birkaç kişi yaralandı. Sonra zaten kaçıp gittiler buralardan. Siz kendi dediğimiz olayı Datlı'ya bağlamışsınız. Tabii Datlı'ya bağladık. Abidin amca, selamünaleyküm, ellerinden öperim. Abi. Nasılsın Abidin amcacığım? Nasıl gidiyor? Allah keyfin, şükür. Halin, saatin, vaktin nasıldır? Allah'a şükür iyi. Sen de iyi misin? İyidir. Müsaaden var mıdır sana böyle birkaç soru sorayım ben? Kaç seneden beri mahallede oturuyorsun baba?
85'ten bu yana. 85'ten beri bu evde mi oturuyorsun? Başka değiştirmedin. Mahallede başka bir yerde oturdun mu? Ben satın aldım. Satın aldın. Abidin amca, buralar tehlikeli miydi? Böyle eskiden de mi böyleydi yoksa sonradan mı böyle oldu? Sonradan oldu oğlum. Şeylerin önünde böyle bir şey yok. Yukarıya gittik, bizi direkt polisler çevirdi. Burada durmayın diyor. Gidin diyor. Niye öyle yapıyorlar polisler? Durdurmuyorlar. İşte orada uyuşturucu kullananlar var. Ondan dolayı durdurmuyor. Biraz önce bak şurada filmi çevirdi. Evet, arabayı. Bir saat uğraştılar orada. Ne yaptılar? Dosyamızı yaptılar. Ehtiyarın başını çevirdiniz. Ne diyorsunuz ehtiyara? Allah sohbet ediyoruz teyze ya. Ben de para vereceğim. Tamam. Niye vermeyeyim? Ver. İşim var. Ne işin var? İşim var abi. Yasin abi. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Boşaltın lan burayı. Baba selamünaleyküm. Ne lazım dayı? Mahalleyi çekmeye gelmişler. Tamam. Gelişi bekliyoruz. Misafirimiz olun. Mehdi baba, mahallenin yokuşları bizi ufak ufak yormaya başladı. Bu hep böyle gidiyor mu tepelere doğru? Başladı abi. Sen rapçi misin? Evet abi. Albümün var mı senin? Yok abi, var abi. Hadi yukarı doğru gidek ya sana o zaman. Sana kimse sıkanma. Bir Allah'ın oğlu gık diyebilir mi Mehdi baba? Mahalleyi komple ne yaparsın Mehdi baba? Patlatırım valla. Mahalleyi Mehdi baba patlatır. Patlatırım valla. Mehdi baba mahallenin en sevilen karakterlerinden herhalde abi Nuri baba. Vazgeçilmezimiz ya. Ya değmesin sana. Tavuksuz olur mu? Yok. Arkadaşlar komple gördüğünüz gibi aralar dereler. Normal bir şekilde buraya bir gelsen buradan... Geçemezsin yani değil mi buradan? Yani hani şu an s**ler geçemezsin. Valla ama yanlış anlama da bizim de mahalle tanımadık biri gelse geçemez kardeşim. Adam. Hangi mahalle? Boş versen mahalle. Atıf Bey baba burası. Evet, burası Altındağ aslında. Altındağ'ın Atıf Bey mahallesi. Evet. Altındağ Ankara'nın göbeği. Bütün herkesin, yani nasıl diyeyim biliyor musun? Burası hancı, herkes yolcu. Anladın mı? En eski yerlerden biri burası. Kaç seneden beri buradasın abi? Ben var ya 37 yaşındayım. 37 senedir. Bak şu ağacın arkasında gördüğün evde ben doğdum, büyüdüm. Öleceksin inşallah. Allah'ın İnşallah ölürüz. Aynen, ölmüşlerimize kavuştursun Allah. Ama bu mahalleleri niye tehlikeli olarak biliyor abi insanlar? Kardeşim eskiden gelmiş bir şey bu. Doğru. Tehlikeli değil mi? Evet. Tehlikeli. Tehlikeli ama nasıl tehlikeli biliyor musun? Dışarıya tehlikeli. Şimdi ben çok sertmişim. Ben çok mu sertim? Niye? Abi. Tanımadığı için. Eyvallah. Anladabildim mi? Şimdi siz ilk defa geldiniz. Belki çekinerek geldiniz. Şimdi ortama girdiniz. Var mı bir sıkıntı? Yok baba. Biz size diyoruz ki ne istiyorsunuz? Mangal yakalım. Karnınız açsa yemek ısmarlayalım. Evet. Ne içeceksiniz? Anladabildim mi? Yani biz misafirperveriz zaten. Çıktı. Çıktı. Çıkma. Lakabım tatlı. Niye tatlı abi lakabım? Bebekken tatlıcıydım işte. Arkadaşım konum atayım dur bir dakika. Çorbağına selamı koydu Tayfun'un işte tatlı lakabını. Eski lakabım Nideli'ydi yoluna bakarken. Nideli. He. Nideli olduğum için. 2006-2008 yıllar abi. Bunların en hızlı olduğu, ateş gibi olduğu o seneleri merak ediyorum. O zamanlar benimdi lan oralar. Kimse keleşte gezemiyordu. Allah kuran olsun. Buraları yayınlayamayız ki. Yayınlayabilir miyiz? Şimdi arkadaşlar ben anlamadım ama Ulaş abi sürekli bir depelere doğru bir çıkartmaya çalışıyor. Benim videolara yorum yapıyorlardı. Ankara'daki her yer böyle yıkık dökük mü diye. Görüyorsunuz. Böyle. Yani bura böyle. Bura kentsel dönüşüm olduğu için evler yıkıldı. Şimdi arkadaşlar şurası Hıdırlık Tepe. O tarafa doğru gidiyoruz. Valla oturanlar falan evine davet edenler bile oldu gelin çay için. Hani sohbet edelim. Herkes iyi davranıyor. Şafak Sezer burada doğmuş büyümüş arkadaşlar. Baba selamünaleyküm. Destur var mı? Evet buyurun. Desturumuzu aldık şimdi Koca Kafa Engin abimizin evine, bahçesine misafir oluyoruz. Arkadaşlar videoyu yine minnacık bölüyorum. Bu akşam 18.00'da canlı yayınımız var. Canlı yayın linkimizi aşağıya bırakıyorum. Ayrıca Discord linkimi de aşağı bırakıyorum. Hem Discord'da hem de canlı yayında lütfen beni yalnız bırakmayın. Hepinizi bekliyorum. Hadi şimdi videoya devam edelim. Baba selamünaleyküm. Baba afiyet olsun, kan olsun, can olsun. Tamam kardeş, tamam. Çok değerli bir kardeşimiz vardır Ulaş abi. Onun yanında seni tanıştıracağım. Güvercinleri falan vardır. Böyle rahatsız ettik seni. Sağ olsun, hoş geldiniz. Estağfurullah. Abi yanlış anlamazsan sana neden Koca Kafa Engin diyorlar?
Yiğit namıyla anılırmış. Eyvallah baba. Bizi de böyle namımızla bu şekilde anıyorlar. Tabii biraz da surat yapımız, vücut yapımız. Ondan dolayı kaynaklanılır. Ama sevenimiz çok sağ olsunlar. Kardeşlerimiz çok. Eyvallah baba. Bir müsaaden varsa güvercinlere bakalım. Tabii seviyorsun ki herhalde güvercinleri. Tabii ki. Sonra da çıkalım sen keyfine, afiyetine bak abim, olur mu? Koca kafa Engin abimizin kuşları. Ama çok güzel bir bahçesi var bu arada Engin abi. Gel gel, burada çok güzel olay var. Engin abi, sen gece burada yatıyorsundur arada bir. Yukarıda yatıyorum abi. Ha, buradaki damla. Baksana evet. Abi evin güzelliğine, manzarasına baksana. Köpekleri de var Engin abinin. Bir tane şurada sarı, bir tane siyah var şurada. Onun çok güzel ferah ha. Bak huzur mu? Ne? Ortam şu ortamı yemin ediyorum. Ne bodrum, ne alaçatane hiçbir şeydi. Mangal orada, rak orada. Manzara burada. Manzara zaten Ankara, bura komple. Vallahi ben kanka hiç ne anlattıkları gibi, ne gördüğüm gibi. Ya senin olayın farklı, senin olayın şu. Kanka sen gidip karışıyorsun. Ha, şimdi karışan adama karışırlar yani. Bak, adamlar ne kadar misafirperver, gel otur. Oradan o abi geldi, o yardımcı oluyor. Teyze orada gel diyor. Beni çekmeyin dedi ama hani eve gelince çocuklar burada... açsanız, karnınız açsa. Kapı hani açık. Ya vallahi öyle. Ben çok keyif aldım. Turumuz devam ediyor arkadaşlar. Şimdi Engin aşağı abi. Doğru inelim adamlar birazcık. Ha. Koca kafa Engin abimizi biraz daha tur bırakalım. Hadi baba. Bak burası da Engin abinin kümesi ama buna gömme kümes diyorlar arkadaşlar. Dışı çelik, içi de mi çelik? Hepsi çelik. Her yeri çelik. Her taraf. Engin abi sen hariç kimse giremez buraya anladığım kadarıyla. Bankayı soyarlar, burayı soyamazlar. Eyvallah abi. Bak gel ışık yapmış içeri, gel gel. Bunlar damızlık neye evet oluyor abi bunlar? Ya bunlar işte uçurduğumuz yavruların anne babaları. Damızlıklarımız. Bunlar ben de 20 senedir beslediğim beyazları. Bunlar ortalama kaç sene yaşıyor abi? Vallahi iyi bakarsan 15 sene yaşayanları var yani. Ey maşallah, ey maşallah. Mazlum benim kuzenim. Hayatı boyunca hiçbir zaman çalışmadı. Eyvallah, akıllı adam. Abi hiçbir zaman çalışmadı. Çalışıyor musun, ne iş yapıyorsun dediğinde böyle bakıyor değişik değişik şöyle. Acaba ne demek istedi? Baba çalışmayı düşünmüyorsun. Yok, kendine göre bir iş bulamadı. Şimdilik daha iş bulamadık kendimize. Yaş kaç baba? Yaş 26. İyi maşallah. Çay için hadi. Abi benim babet çoraplarım var ya, utanırım gelemem. Ben o çorapla varım, mahalleye almam bir daha bak. Uzun çorap verin ha çabuk. Aman abi uzun çorap verin. Beyaz olsun. Komşum geldi. Merhaba. Baba selamünaleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. İyiyiz, siz de iyisiniz inşallah. Şöyle. Komşu nasılsın? Niye hiç pastırmıyorsun ha bugün? Veriyorum, yatıyordum içeride. Sesim geliyordu, bağırıyordum. Ha oğlanı ya, para hep. Hiç şey yapmadın değil mi? Evet. İçeride. Yok yok. Vallahi yok. Abi meslek boyacılık mı? Evet. Kaç seneden beri boya yapıyorsun? Ben vallahi 20 senedir yapıyoruz. Bunun arkadaşlar niye sana tek kat diyorlar? Yani iki kat boya vurursak pahalı mı alıyor? Pahalı oluyor yani. Bir de iki kat vurduğumuz zaman bizim tabii tinerde işmiş oluyor. O ara bizim başımız dönüyor. Tek kat yeterli diyorsun. Tek kat yeterli. Biz de zarar vuruyor. Kaç daire boyamışsındır baba burada? Vallahi çok boyamışımdır. Hepsi yani. Tek kat boyayabilir misin? Kaç senedir buradasın? 30 senedir. 30 seneden beri. Yaş kaç abi? 47. 22 yaşında gibisin. Öyle mi? Vallahi öyle. Allah'a emanet ol. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi Nur'u... Arkadaşlar size yukarı çıkıyoruz. Sabahtan beri illa sopayla mı yiyin? Abi vallahi bak babet çorabım var. Babet olsun ya. Nur'u para kayı at kardeşim. Ben böyle rahat gidiyorum da bir çember oluşmaya başladı burada. Ben kırmızı şortluyum. Ha buyur. Şortu bak bana bak ya. Baktım kırmızı dedim ama göremedim kırmızıyı. Baksana kırmızı ben gör. Bak şeyin aç. Şurada bir kola, gazoz, bir şey var. Ben de kolası bardağım. Mahalleye gelmişim. Çay içeceğim burada. Çay. Elimde sopayla nasıl çay içireceğim? Çay içeceksiniz lan. bugün burada çay içilecek ulan. İslam abi, destur varsa bir bakabilir miyiz? Gel lan gel. Gel. Adı neydi? Kırmızı çizgi. Umut benim. Umut abi. Umut gel baba. Şimdi böyle ufaktan ben şunlarla. İslam abi, kolla babetlerle geliyorum ha. Lan gel lan gel, bu sefer de sana bir şey demedim. Tarla başında doğdum büyüdüm, oradaki evlere benziyor abi. Tabii. Gel böyle, burası salon. Televizyon bu. 40 senedir orada ama daha açmadık. Açan yok. Kıyamıyoruz. Burası salon değil mi İslam abi? Evet. Şöyle destur var, geçebiliriz. Geç kardeş. Ama geç. Arkamda sopayla geç derken abi. Ben seni koruyorum, arkam bende rahatım. Burası bir oda. Aynen, şuradan arka mahalleye çıkın. Fena. Çok güzel. Baksana abi.
Buranın serinliği bence şuralardan da geliyor olabilir ha. Baksana yapraklarla kaplı. Ve Çemişgezek'teki bizim memleketteki evler gibi. Alışkınım ama ya. Tarla başında doğduk büyüdük. Babamlar ile annem işte evlendikten sonra Elazığ'dan geldiler falan. İlk tarla başına yerleşmişler. Kaç işte 9 yaşına kadar biz evde şeyde leğende yıkanıyorduk yani. Bildiğin tasla evin ortasında kocaman bir mavi leğenle. Öyle hikayeler var. Sinem abinin muhteşem terasını göreceğiz şimdi. Burada muhabbet sohbet. Arada bir mangal cızbız herhalde. Evet. Ya şuraya. Abi o kadar çok alakası olacak ama çirkin binalar yapıyorlar ki şu binaya baksana kanka orada tek başına duruyor. Ha. Ve abi bu binaların hiçbiri kalkıp bir yere gidemiyor. Ömür boyu duracak o bina orada. Değil mi? Sonra da geliyorlar buraya yıkalım, şuraya yıkalım. O plazayı dikelim. Burası eskiden çok iyiydi. Senin ama mekan güzel burası ya. Tam böyle ağababaların sohbet muhabbet sabahlanılacak yerler buralar arkadaşlar. Bir gün gel mangal yakarız. Olur baba ben zaten beni bıraksanız ben yaşarım ki burada. Tek başıma kalıyorum burada gel ara sıra bana eşlik edersin. Yine ev arkadaşı buldum. Başkanlar hani bir şey çevirmiyor. Selamünaleyküm. Hani bana hiç gelmiyorsunuz haber için. Gelelim baba. Hani nasılsın, geldiniz haber çektiniz hiçbir şey yok. Gel. He? Dayıcım selamünaleyküm. Nasılsın dayıcım? Olayım keyfim iyi değil. Niye? Ne olacak bak. Herkes banyoda yıkanıyor, ben leğende yıkanıyorum dinleyelim 70 senedir. Yani herkes banyoda yıkanıyor, biz daha bir banyonun yüzünü görmedik ki. Leğende yıkanıyoruz. Kardeşim, yapmayın bunu bak. Evimiz, malımız, mülkümüz bir ev yaptırmıyorlar. Öyle bekliyoruz. Senin ev burası mı? Benim ev karşı. Ne arayacaksın abi beni? Ben araba, ben garip adamım. Vallahi. Ben araba. Hadi. Kanka buraya bir gerilim müziği alalım mı? Aynen. Kalp atışını koy, şimdi devam edelim. Çok korkuyorum şu an. Şimdi Ankara Çin Çin işte böyle bir mahalle. Kimsiniz lan? Abi. Kimsiniz oğlum? Buradan geçemezsin lan. Bebe! Lan hayırdır oğlum? Bebe hayırdır oğlum? Videoda şöyle oluyor genelde. Ya birisi birine taş attırıyor ya birisi yok şişe çektiriyor. Ondan sonra ne oluyor? Bu kışkırtma deniyor. Yok sonra izlenme alınıyor falan. Bu arkadaşlar. Sonra köşeyi dönünce küfür ederler. Bir de beyaz kafalı geldi. O ne yaptı bir de? Ya abi şimdi bu bize geldi, dedi ki TikTokçu var ya hani çok duran. Aynen işte abi o malum şahıs geliyor. Tamam mı? Yani bize rica ediyor. Diyor ki işte bana şişe falan çekin. İşte kurgu, olayın hepsi kurgu zaten. Kurgu biz de onu dinledik. Biz de onu dinledik. Yaptık hani bir şeyler yaptık. Mahalleyi sakat göstermeye çalıştı. Hani hiçbir şey yok halbuki. Gelse biz onu karşılarız, ağırlarız. Beni nasıl karşıladıysanız öyle. Aynen. O da tuttu videoyu kapattı. Tamam mı biz yaptık olayı. Videoyu kapattı. İleriye gidip köşeye döndükten sonra bize bütün küfür ediyor. Yani bizi kötülüyor. Köşeyi dönünce hemen kafadayız. Ya ben bilmiyorum tipini. Ben TikTok'tan seviyorum. Takip ederim. Aynen, yanlış aynen. Anlamasın adı da. O zaman videomuzu kapatabiliriz. Sağ olun beyler. Ben bunu başa koyacağım ki çok izlenmek için. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Nuri kardeşim, Ankara bebesi kardeşim. Bize buraya gezdirdiğin için teşekkür ediyorum. Videomuz böyleydi. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Babalar sağ olun.